دلی هوالیم هیچا، امپراتور پیگاه کردی، ای رو مشارم زاینده، امی به هفته رهینی زاینده پیوان ببن، دبی کوبالا و جکشان دبی، گاو ام دبی جن پرتوکا من، اصلا ام چی فهم دکن دورده، زاینده وی پرتوکه ها امیه نه، سا چیش برگو ام وک دیا من دکشنی، و او آه بولا وقتان دک، ام پرتوکه جو بی شکل دکشنی، ام شبر فهم دکن که زاینده پیوان هی، آنج گاو ام دبی جن Ez, j, a, m, d, m. Megodi bu pişi daha çekti tewe. Edur da ev eçiye daha çeka meye. Em çi femdikin mesela, navi baja naho mene em bir femdikin. Em yek bir yek livan binerin. Ez tuhazın tişteki bejim, dibe ku, hın pev di herima ve de cuda vare bilev kirin. Yani Ali Zayan'de ve. Ev liste ne listek takuze yani ne listek estkarın beşim takaz ev tevrastın. Şeki usta tün ev, mağusta samiji portuka hoda buhojidi beşe yani. Cadından dıgoherin et, tişle kemze de usaya. Çapkanyam işi libir denivisi, rezimana kurmancı portuka mağusta samitan mücvür vergret bubani listeya. Emder basivane yakob binedi. Evet arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün çok aslında aşina olmadığınız bir konuyu göreceğiz yine. Şimdi Türkçe'de bugünkü konumuz zayent yani cinsiyet kavramı. Türkçe'de sadece biyolojik olarak cinsiyetler belli. Yani kadınsa kadın, erkekse erkek bu kadar. Ama Kürtçe'de tüm kelimelerin bir cinsiyeti var arkadaşlar. Bu dersimizde de bunları göreceğiz. Daha doğrusu işiniz kolaylaşsın diye bazı listeler hazırladık. Kaynağım da burada yazıyor zaten. O listeye göre hani belki biraz yardımcı olur hangi kelimenin hangi ek alacağını anlayabilirsiniz diye. Dedik ki bu dersimiz çok önemli, o yüzden siz de ona göre not alın arkadaşlar. Yani bu kelimeleri yazarken ben bir iki metot da vermeye çalıştım daha rahat ezberlemeniz için. Bol bol örnek de koydum. Umarım işinize yarar. Ender Basivane Fabin. Evet, zayent yani cinsiyet. Dediğim gibi ben şimdiye kadar biyolojik cinsiyet üzerinde durdum hep. Yani tamlama yapıyorduk, benim annem, senin teyzem falan diyorduk. Yani onların zaten bakarak yani kadın ya da erkek olduğunu biliyoruz. Bir hal dediğimizde dayının zaten erkek olduğunu biliyoruz. Biz kadın olan kişileri tanımlarken dişil anlamına gelen M kelimesini kullandık. Erkek olan kişileri tanımlarken o ekleri verirken eril anlamına gelen ner kelimesini kullandık. Netar ise arkadaşlar sanırım daha önce bir derste geçti. Netar nötrden geliyor. Aslında böyle aklınızda kalabilir. O zaman da ayrıntılı vereceğiz demiştik. Nötrden geliyor. Şöyle ki bazı kelimeler hem yani örneğin heval kelimesi bir heval yani arkadaş hem erkek olabilir hem kadın olabilir. Biz gelen eke göre onun kadın mı erkek mi olduğunu anlıyoruz. Ya da mrov kişi insan demek. Biz gelen eke göre mrova mı diyoruz, mrove mi diyoruz? Onun kadın ya da erkek olduğunu anlıyoruz. Biz böyle kelimelere netar diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk listemize geçelim. Evet, birazcık büyük bir liste. Bu liste cinsiyeti M olan kelimeler için olan bir liste. M yani dişil olan. Yani biz bu listedeki kelimelere dişil eklerini getireceğiz her zaman. Tamlama ve büküm eklerini. Şimdi teker teker açıklayalım. Serenavu hevenavin jihober. Diyor ki kendiliğinden olan özel ve cins isimler. Yani zaten biyolojik cinsiyete sahip olan kişiler. Daha doğrusu böyle söyleyeyim. Örneğin Derya bir özel isim ve zaten hani tabii erkek ismi de olabilir ama ben kadını baz alarak söylüyorum. Yani kadın isimleri. Ya da keç, kız çocuğu, kız demek. Jin, kadın demek. Buk, gelin. Mih, koyun. Çeylek, inek. Onların hep cinsiyeti kendiliğinden zaten dişil olan kişiler. O yüzden ben tamlama eklerini burada dişil tamlama eklerini getiriyorum. Evet, ikinci kısım. Jibili, kon, ahur, hani, hemunavin, cihan, mene. Diyor ki çadır, ahır, ve ev hariç tüm yer isimleri dişil kabul ediliyor. Bu aslında çok önemli bir kısım çünkü biz yer isimlerini günlük hayatta çok kullanıyoruz. Ezdiçim mal ediyoruz mesela. Ezdiçim ya da batmani ya da kargeyi derk ettim. Bu şekilde çok fazla kullanıyoruz. O yüzden hangi eklerini getireceğimiz önemli. Hepsi dişil kabul ediliyor arkadaşlar. Diyor ki şu jibili hariç demek, şuradakiler yani çadır ve ahır üzerine söyleyecek bir şey yok. Tamam erilmiş. Hani üzerine bir şey söylemek istiyorum. Hani ev demek ama şurada gördüğümüz mal de ev demek. İkisinin arasındaki fark, hani biraz bu İngilizce'deki house'a benziyor. Mal biraz home'a benziyor. Aslında biraz yuva anlamı var. Yani bina olarak
sadece yapı olarak düşününce haneyi kullanıyoruz. Ama böyle içindekilerle, tüm o bütünüyle düşündüğümüzde mal kullanıyoruz. Biri eril, biri dişil. Kargeh iş yeri, haus anji bahçe, bahçe demek, der kilise, mizgeft cami demek arkadaşlar. Bir tane tamlama örneği oluşturalım. Mesela diyamın diyorduk ya benim annem. Orada a ikili tanımladık değil mi? O zaman haushame bizim bahçemiz. Dera sor, dera sore. Oradaki der. Yine dişil kabul ediliyor. Evet, makineyin ragahandine mene. Diyor ki, ragahandın hem iletişim hem ulaşım demek. Diyor ki, ulaşım makineleri dişil kabul ediliyor. Arabe, araba. Balafır, uçak. Froke, helikopter. Keşti, gemi. Duçarkı, bisikleten. Duhapçarkı, mühene. Bunların hepsi erilmiş, ay dişilmiş. Şimdi bir tane tamlama yapalım. Balaframın derenkra bu. Uçağım geç kalktı. Balaframın vek deyamın. Aile çekimim değil mi? Vekatandaki binafkiri yamme mümkarani. Bir de buradaki listeye koymadım çünkü kitapta da yoktu. O şeyi yani yanlış bir şey de söylemek istemedim ama ben şimdiye kadar bir şeyini görmedim. Yani bir yanlışını da görmedim açıkçası. Yabancı dillerden Kürtçe'ye geçen kelimeler tekrar M kabul ediliyor arkadaşlar. Örneğin computer, Kürtçe'de de computer diye geçiyor. Computeramın benim bilgisayarım. Yani böyle başka yabancı dillerden aldığımız kelimeleri tekrar M kabul ediyoruz. Eğer sizin de bildiğiniz ve bu kurala uymayan bir şey varsa yazabilirsiniz. Ben de öğrenmiş olurum. Devam edelim. Jibili azman aur heyberin fezayu atmosferi mene. Diyor ki gökyüzü ve bulut hariç heyberin fezaye yani böyle atmosferik olaylar, doğa olayları, yani doğa etmenleri, heyber böyle etmen nesne şey anlamına geliyor. Bunlar hep dişil kabul ediliyor. Yani, işte gezegenler, ne bileyim yıldız, o doğa olayların hepsi dişil kabul ediliyor. Heyv ya da hiv, ay demek. Bu dünyanın uydusu olan ay. Yani bu yılın ayları gibi değil. Sterk yıldız demek. Hatta geresterk gezegen demekti. Zipik dolu demek arkadaşlar. Tayrok da deniliyor. Zipik u tayrok. Evet işte kaşayın kudibarın. Baran yağmur. Berf kar demek. Bunların hepsi dişil. Yani vek diyamine zipik şinim. Vek minak emt karın beşin. Barana kubari. O yağan yağmur. Jibili garız genim ce. Tri hamun navim bekle feki u sebzeyan mene. Diyor ki mısır, buğday, arpa ve üzüm hariç tüm bakla, meyve ve sebze isimleri dişil kabul ediyor arkadaşlar. Tüm yani sebzeleri ya da meyveleri çekimlerken dişilekleri getirmemiz gerekiyor. Hınar, nar demek, sev, elma, meviş, kuru üzüm, koh, şeftali, bivaz, soğan, kartol, patates. Bu örneklerin dışında olan tüm örnekleri de yine dişil kabul ediyoruz. Bir örnek verelim. Hoha hoş. Ayrıca hoha kek hoş. Güzel bir şef. Bu biraz zor bir örnek oldu. Güzel bir şeftali ya da güzel şeftali. Hemu serenavin coğrafik mene. Diyor ki bütün coğrafik özel isimler dişil kabul ediliyor. Avrupa, Ahmet, Dersim, Semsur, bütün şeyler dişil kabul ediliyor dedik. Aslında bunları büküm ekini kullanırken bu madde çok önemli. Çünkü mesela ez, j, amedi, me. Ez, j, amedi, me. Ne yapıyorum? Hani daha çeklerden, edatlardan sonra büküm eki kullanıyordum ya. Ama dişil büküm ekini kullanıyorum. O yüzden ez, j, amedi, me diyoruz. Ya da ezli, batmane, me. Ya da yani ezli maleme mesela bu da bir yer ismi ve bu da dişil kabul ediliyor. Male hep böyle dişil bükmekleri geliyor. Yani bu yerlerle ilgili olan kısmı vakatandekten çok aslında davan kısmını daha çok kullanıyoruz ve getirirken de hep dişilekleri getiriyoruz. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ezji ame deme. Oradaki en nedir yani?
Dedik ki dal çeklerden sonra büküme uğruyor. J bir dal çekti ve dişil büküme ki Ahmet bir şehir olduğu için ve dişil kabul edildiği için şehirler dişil olan büküme ikini alıyor. Jibili, Gund, Başar, Velat, Ert, Çiya, Cem, Gır, Znar, Hemunnavin, Coğrafik, Mene. Gund köy demek, Başar şehir, Velat hem memleket hem ülke demek. Ert yer demek, Çiya dağ, Cem akarsu nehir, Gır tepe, Znar kaya kayalık. Bunlar hariç hepsi M kabul ediliyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tane örnek verelim. Yani bunlar dişil kabul edilmediğine göre eril kabul ediliyor. Peki eril olan bir şey. Mesela Gundeme bizim köyümüz. Bakın Gundame demiyorum. Gundeme. Yani babamın, o babam dediğim gibi çekiniyorum köyümü. Bir kuyu demek arkadaşlar. Dengav boğaz, gani çeşme, herim bölge, parzemin kıta demek. Herema tori, yani torların yaşadığı bölge. Herema deyamın. Amure müzik burayı gışmene. Yine bu da işimize yarayacak bir seçenek. Çünkü diyor ki müzik aletleri ve büro aletleri, nesneleri hepsi dişil kabul ediliyor. Arkadaşlar şu büro aletleri diyor. Aslında bunda kastımız kırtasiye malzemeleri. Kitap, kalem, defter, sandalye, masa, bu tür şeyler. Bunların hepsi dişil kabul ediliyor. O yüzden pırtıkamın diyoruz mesela benim kitabım derken. Böyle deyamın gibi, huşkamın gibi çekimliyoruz onu. Def, blur, mase, pırtuk, penus. Bunların hepsini dişil ekleri getiriyoruz. Ve daha burada olmayan bir sürü isme. Leker gavavak navdertin bkaranin mene. Şimdi burada ne demek istiyor? Arkadaşlar bu Türkçe'de de böyle, yani fiiller yüklem olarak kullanılmadığı zaman isim olarak da kullanılabilirler. Örneğin senin gelişin beni mutlu etti diyoruz. Orada senin gelişin o artık bir iş oluş bildirmiyor değil mi? Orada başka bir şey artık. İşte aynı şey Kürtçe'de de geçerli ve fiillerin cinsiyeti dişil kabul ediliyor. Hatınatte, bakın senin gelişin, bak deyate, senin annen gibi çekimledik. İkisi de dişil çünkü. Farına baş, iyi yemek. Ditna vi, onun görüşü, bu hem fiziksel olabilir hem mecazi olarak da onun görüşü, yani ona göre olabilir. Navin roj mehusalan, danin roje gışmene. Bu danin olacak arkadaşlar. Şapkalı yanlış yazılmış. Diyor ki gün, ay ve yıllar, yıl isimleri ve günün öğünleri hep dişil kabul ediliyor. Roja Şemmiye, cumartesi günü, bakın deyamın gibi. Şemmiya B, gelecek cumartesi. Yine Şemmiya A ile çekimledim. Avrel, Avrel Nisan demek, bütün ay isimleri de yine dişil kabul ediliyor. Nivro, öğlen demek ve günün bir öğünü olduğu için, ya da evvar, akşam demek, bu günlerin öğünleri tekrar dişil kabul ediliyor. Navderin kup bu paşkıra mina i hi ahi ati yeti ini ti mene. Diyor ki şu arka eklerle yapılan isimler dişil kabul ediliyor. Şimdi bunların çoğu böyle lık lik anlamı veriyor. Örneğin Mamostetia ve onun öğretmenliği. Bakın ben Mamostetia Vi de diyebilirdim. Yine onun öğretmenliği. O Vi dediğimde hani erkek oluyor ya. Ona rağmen Mamostetia diyorum. Çünkü orada artık onu kastetmiyorum. Öğretmenlik kelimesini kastediyorum. Ve öğretmenlik bu eti aldığı için dişil kabul ediliyor. Ya da Hevaltia Van, onların arkadaşlığı. Bakın onlar dediğim çoğul ama arkadaşlık diyorum. Ve sondan gelen şu eki aldığı için T'yi tekrar dişil kabul ediyorum. Gemasya me. Gem az demek. Az, eksik. Gemasya me
işte bizim eksikliğimiz. Yine o sondan gelen ek sayesinde onun cinsiyeti artık dişil oluyor. Diğer listeler bu kadar karışık değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında benim bunları mor yazmamın bir sebebi var. Şimdi özellikle bu şekilde kelimelerin cinsiyeti olan dillerde bunları ezberlemenin, öğrenmenin en iyi yolu onlara renk vermek. Ben cinsiyeti dişi olanlar için mor rengini seçtim. Mesela kelimeyi yazarken ya da düşünürken onun kelime olarak değil de işte sebze isimleri neydi gibi değil de rengi neydi diye düşünürseniz aklınıza gelmesi daha kolay. O görsel hafıza daha kuvvetli olduğu için o şekilde ezberlemeniz daha kolay. Hatta yani mesela bir baş işte bir sayfayı üçe bölebilirsiniz ya da ikiye, işte menir, dişil, erir ve o yani yazdığınız sadece başlıkları bile mor yazsanız, mor ya da işte eril için mavi yazsanız ve o başlığın altına kelimeleri sıralasanız o defterde tuttuğunuz yere göre bile kelimeleri ezberleyebilirsiniz. Dişlinin altında mıydı, erilin altında mıydı? Yani sayfanın solunda mıydı, sağında mıydı? Yani bu bile sadece düşünüp işte hayvan isimleri neydi, bilmem gün isimleri meymiydi, nenirdi diye düşünmekten çok daha kolay, çok daha fazla işinize yarayacak. Şimdi bundan sonra işte alıştırmalar yapacağız. Ben o alıştırmaları da böyle renk vererek yaptım ki ekleri onlara göre seçelim. Şimdi eril olanlara geçelim. Nir. Yine ilk M'de olduğu gibi Serenavu Hevenavin Jifabe. Yani diyor ki kendiliğinden cinsiyeti belli olan özel ve cins isimler. Azat bir erkek ismi. Zaten kendiliğinden cinsiyeti erkek. Bra abi ya da erkek kardeş. Kendiliğinden erkek. Ya da Mir koca ve adam demek. Lavuk olan çocuğu. Hal dayı. Beran koç. Ga boğa. Bakın zaten kendiliğinden ya da dik, horoz. Kendiliğinden bulunan cinsiyeti zaten eril. Biz bunlara da doğal olarak eril olan ekleri getiriyoruz. Bak, Braye Min. Berane Me. Bakın hep eril olan ekleri getirdim. Bave Min gibi çekinledim mesela. Jibili. Sıfır. Yek. Milyon. Milyar. Hemuş marnav nerin. 0, 1, milyon ve milyar hariç tüm sayılar eril kabul ediliyor. Örneklere bakalım. Duyeşevi, gecenin ikisi. Bakın burada vekatende kalmış. Eril olan vekatende kalmış, büküm almış, dişil olan büküm ekini almış. Neden? Çünkü şev bir günün önü ve günün önleri dişil kabul ediyor dedik. Çare adare, martın dördü, sademin, benim yüzlüğüm, benim yüzüm. Şeşe evare, akşamın altısı, sayıları gelen, şu sayıları gelen tüm ekler eril olan vekatendekler, yani vekatendekindir. Arkadaşlar sayılar konusunda bazen tartışmalar çıkabiliyor. Yani dediğim gibi ben referansımı da gösterdim bu tabloyu nereden aldığımın. Ayrıca kelimelerin, yani siz de merak ediyorsanız ya da bizde böyle söylenmiyor diyorsanız iki önerim var. Birincisi, Mamuste Zana Farkin'in sözlüğüne bakabilirsiniz. Orada tüm kelimelerin yanında cinsiyet de yazıyor. Ne işte bu şekilde belirtiyor. Siz de bakabilirsiniz. Ben sayıları oradan da teyit ettirdim. Kendim de böyle öğrendim zaten. Onun dışında Wikiferheng var. İnternetten Wikipedia gibi. Ona da bakabilirsiniz. Hepsinin yok ama çoğu kelimeyi yazdığınız zaman onun cinsiyetini de veriyor. Yani yanına yazıyor. Vakatandek ya da tavan halini de yazıyor, hatta nasıl çekimlendiğini de yazıyor. Bunlarla ilgili bir ders yapmayı düşünüyorum, böyle tavsiyelerle ilgili. Onu sonra uzun uzun ayrıntılı yine konuşuruz. Şimdi devam edelim. Jibili, Hek, Hri, Lorik, Torak, Hemuberin, Hujisavalantin, Nerin. Diyor ki, yumurta, yün, lor peyniri ve bir çeşit peynir. Bu bir çeşit peynir. Hariç bütün hayvan ürünleri eril kabul ediliyor. Seval ber ürün demek. Seval ise bu kümes hayvanları, küçük baş hayvanlar, onlara söyleyebiliriz. Yani koyun falan da oluyor. Sadece kümes değil aslında. Genel olarak o beslediğimiz besi hayvan, hem besi hayvanları. Ben de yeni Türkçesini öğrendim. Goşte mrişkan, hıngvedesime
Şiremhan. Burada tavuk eti, yani tavukların eti daha doğrusu, ama söylerken direkt tavuk dedi. Bakın goşte et diyorum ve edil gibi çekilmiyor. Hıngıvı, bal demek. Hıngıvı, eril çekilmiyorum. Şire, şir süt demek. Şire, eril çekiyorum. Eril olarak çekilmiyorum. Jibili cıva hemu metal nerin. Cıva hariç tüm metaller eril kabul ediliyor. Zer, altın demek. Zeremin, benim altınım. Ziv, gümüş demek. Zivemin yine, benim gümüşüm. Hesin, demir demek. İşte hesneme, bizim demirimiz. Hepsi edil loneklerle çekmeliyim. Jibili şemamok, hemuberin, bistani, anjibistin, nerin. Diyor ki arkadaşlar, şemamok, bunun Türkçesini bilmiyorum. Siz biliyorsanız yazın mutlaka. Bu bir tür kavun. Hani böyle küçük oluyor, kokulu oluyor, böyle bordo çizgileri oluyor. Onun ismi. Türkçesini bulamadım. Baktım ama. Diyor ki bütün bu hariç, bütün bostan ürünleri erildir. Bostan ürünleri. Zebeş, karpuz. Zebeşi Ahmet'i. Ahmet karpuzu. Kundur, kabak. Kıtı ya da kıtık, acur demek. Arkadaşlar kundur bu büyük olan kabak. Eğer küçük kabağı kastediyorsam dolmuk. Onun da ismi söylemiş olayım. Evet, şimdi de biraz netar kısmına bakalım. Ne dedik? Netar dedik, aldığı eke göre cinsiyetini anladığımız kişilere için, yani kelimeler için kullanılıyor. Örneğin heval kelimesi. Dedik ki hem kadın olabilir bir arkadaş, hem erkek olabilir. Hevalamın dersem o arkadaş kadın. Hevalemin dersem erkek. Meyvan misafir demekti. Meyvanamın kadın, o misafir kadın. Meyvanemin, o misafir erkek. Ciran, komşu demek. Ciranavi, onun komşusu. Ciranevi, yine onun komşusu. O burada erkek ama cirana kadın, cirane erkek. Bakın şu sonda gelenlere göre değişmiyor ekler. Buraya gelen ekler o kişinin cinsiyetindeyse ona göre geliyor. Hırç. Hırç ayı demek arkadaşlar. Şimdi burada başka bir örnek daha göreceğiz. Hani biz bazı hayvanların doğal olan isimlerini söyledik. Örneğin mrişk tavuk demek, dik horoz demek. Bu zaten doğal olarak biri erkek, biri eril, biri dişil. Zaten belli. Ama her hayvan için böyle ayrı özel bir isim yok. Onlar için de yine bunları kullanabiliyoruz. Örneğin hırçame dişil ayı, hırçaner eril ayı, gev güvercin demek, gevame dişi güvercin, gevener eril güvercin. Evet, şimdi de tamlama. Burada ilk defa Türkçe kullandım. Çünkü bu konu biraz karmaşık bir konu ve iyi anlaşılmasını istedim. Umarım bir daha olmaz. Ya arkadaşlar, bir dersi bazen öyle istekler geliyor ama inanın bir dersi başka bir dil üzerinden vermek çok zor. Yani benim için zor olan şu an bu dersi Türkçe vermek. Kürtçe vermek çok daha kolay çünkü Kürtçe düşünüp Kürtçe konuşabiliyorum ama önce Türkçesini düşünmem gerekiyor. Bazen unutuyorum, Türkçesi aklıma gelmiyor. Siz bir kere de izliyorsunuz bu dersi. Ben belki 10 defa çekiyorum bir dersi sırf böyle hatalar yüzünden. O yüzden şimdilik mazur görün. Ben ileriki kurlar Kürtçe olacak. Hepsi Kürtçe olacak. Daha en iyi yolu da o zaten öğrenmenin. Yani biraz zorlanarak öğrenmek, maruz kalarak öğrenmek. Ya böyle Türkçe verince de aslında sizin işinizi kolaylaştırıyorum. Hele Türkçe yazınca ekstra ama öğrenmeniz zorlaşıyor. Gönül isterdi ki bu derslerin hepsini böyle Kürtçe söylemek. Çok basit dille de olsa. Ama işte istekler başka yönde geldiği için talepler, böyle devam edeceğiz şimdilik. O yüzden çok Türkçe konuşuyorsun diyen arkadaşlar kusuruma bakmasın. Çok Kürtçe konuşuyorsun diyen arkadaşlar da kusuruma bakmasın. İkinizin ortasını bulamadım da. Arkadaşlar biz vekatandek eklerini gördük. İki dersimizi ayrı ayrı buna verdik. Ve tavank büküm eklerini gördük. Buna da bir dersimizi verdik. Yani hep aşama aşama gittik. Bu işte o aşamaların üst noktası artık. Bunları hepsini birlikte kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi ben
dişil olan kelimeleri mor renkle söylemiştim. Eril olan kelimeleri ise mavi renkle söylüyorum. Artık o kelimeyi söylemektense onun rengini önce düşünüyorum. Öyle cinsiyetini anlıyorum arkadaşlar. Bu belki ilk başta biraz zaman alacak hani düşünmeniz falan ama zamanla oturacaktır eğer çok yani bir şey okursanız, maruz kalırsanız, çalışırsanız o konuya. Şimdi önce bakalım. Türkçe ve Kürtçe verdiğimiz tamlamalara bakalım. Keça Ahmedi. Ahmet'in kızı diyorum. Ahmet'in kızı. Neydi? Birincisi Kürtçe'de tamlama yaparken Türkçe'nin tam tersi oluyor. Böyle kızı Ahmet'in mantığıyla oluyor. Keça Ahmedi. Şimdi çok fazla Türkçe gramerine girmek istemiyorum. Ama Ahmet'in kızı derken hani tamlayan ekleri var, tamlanan ekleri falan var ya. Ben böyle yani böyle söyleyeyim size. O birinin kızı. Yani biri ın in alıyor, biri ı alıyor. Biri ı alıyor, biri ın in alıyor. Kürtçedeki mantığa göre. İşte o biz o ı ile tanımladığımız şeylere vakatendek diyoruz. O ın, in, nın, nin bunlarla tanımladığımız şeylere ise davant diyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere. Burada keç kızı diyorum. Zaten cinsiyeti yani dişil yani morla belirtiyorum. Ahmet bir erkek ismi, gelen büküm eki, eril olan büküm eki. Arkadaşlar, bu tamlamayı yaparken ilk kısım vakatendek alıyor dedik ya, tamlamadaki ilk kısım. Bakın, birincisi vakatendek alacak, şuradaki ekleri alacak. İkincisi davank alacak, şu ikinci gruptaki ekleri alacak. Bakın, 1 ve 2 diye belirttim bunu. Şimdi aynı şekilde Kure Zelal'e buna bakalım. Kur erkek, erkek çocuk, Zelal bir kadın ismi. O zaman ben kure derken şuradaki e'de vakatende kullanacağım ama eril, mavi olan vakatendekleri kullanacağım. Davang ikinci kısımda ise mor olan büküm ekini kullanacağım. Bakın mor olan büküm eki. Zelal bir kadın olduğu için. Artık bu ne oldu? Kure, Zelal oldu. Zelal'in oğlu. Yine ne? Tamlama mantığı ters Türkçe'de. Evet, şimdi burada bazı örnekler yazdık. Bir daha belirtelim. Birinci kelimeye gelen hep vekatendek alacak. Ya binafkiri ya ne binafkiri. İkinci kelimeye gelen tavang alacak. Şu anda zincirlemesinin tamlamaları yok bu örneklerde. Onları bir sonraki kurda görürüz muhtemelen. Sadece iki kelimeli tamlamalarda bu şekilde oluyor. Birazcık daha hatırlatayım. Mesela hevalamın derken benim arkadaşım, hevalekemin derken benim bir arkadaşım ya da arkadaşlarımdan biri oluyor. Yani şu V2 dediğim yerde belgesiz tamlamalı ekleri vardı. V1 ise belirtili isim tamlamalarıydı. Şimdi deri, kapı. Kapı eril. Renkten de görüyoruz. Mal, ev demek. Hani hani erildi ama mal dişil kabul ediliyordu. Ben ilkine birinci grup eklerini getireceğim. Vakatandek. İkincisine ise ikinci grup eklerini yani tavan getireceğim. Peki deri, kapı eril olduğu için şu mavi gruptan seçeceğim eklerimi. Diğerlerini de eledim. Mavi. Ya deriye diyeceğim ya da deriye ki diyeceğim. Mal ise dişil kabul edildiği için burada mor olan eki getireceğim. Dişil olan büküm ekini getireceğim. Zaten deri, mali o kesinleşti. Ama deri, deriye, an deriye ki. Bunları zaten ayrıntılı gördük hangisini getirdiğinizde ne anlam vermiş oluyorsunuz. Deriye mali derseniz evin kapısı. Deriye ki mali derseniz evin bir kapısı. Her ikisi de doğru arkadaşlar. Dediğim gibi deriye ki de diyebilirsiniz. Evin bir kapısı da kapılarından biri falan da diyebilirsiniz. Buradaki ye Y kaynaştırma harfi görüyorsunuz. Burada yok. Şurada var. Tipa keleşandini. Mal dedik zaten. İkinci kısma, ikinci grup ekler geliyor. Ve cinsiyeti dişil kabul ediyor. Rengi mor. O yüzden mor olan eki getireceğiz. Yani madi. Buk, baran. Buk, gelin demek. Baran burada yağmur anlamında. Özel isim anlamında değil. Aslında bu bir artık bir nesnenin ismi gökkuşağına söylüyoruz bunu. Tek tek gidelim. Bu aslında cinsiyet olarak da gelin dediğimizde zaten dişil kabul edildiği için dişil olan ekleri alacak. Yani mor grubunu alacak. Birinci kısımdaki mor grubu. Ya buka diyeceğim ya bukeke diyeceğim. Yağmurlardan bir gelin falan öyle bir şey demem yani mantıksız oluyor zaten. O yüzden buraya şuradaki birinci gruptaki mor eklerden A geldi. Buka. Baran
yağmur demekti. Biz ne dedik? Bütün doğa olayları dişil kabul ediliyor. Zaten ikinci grupta, ikinci kısma, ikinci gruptaki ekleri getireceğim. Dişil olan, yani rengi mor olan ek hangisi? Bu kabarani. Bu kabarani dediğim gibi şey, gökkuşağı demek. Birkaç tane ders mi var? Hafte renk, keskesor. Çok güzel bir kelime. Evet, ikinci kısma geç. Üçüncü örneğe bakalım. Dal ağaç demek. Dişil kabul ediyor. Renginden de anlaşılacağı üzere. O yüzden dişil ekleri getireceğim. Guz, ceviz demek. Burada siyah belirttim çünkü bunu çoğul kullanmak istiyorum artık. Zaten çoğul olan büküm eki belli. İkinci gruptan geçeceğim. İkinci kelime olduğu için. Büküm ekilerinden hangisi çoğul içinde? An çoğul içinde. Yani o guzan olacak. Da, ya dareke guzan. Yani cevizlerin bir ağacı, bir ceviz ağacı ya da dara guzan ceviz ağacı, cevizlerin ağacı böyle düşün. Yani Türkçe söylemek bunu saçma oluyor ama orada guzu artık bir sürü ceviz olduğu için bir ağaçta çoğul olarak kullanıyoruz. Dara guzan. Evet, umarım bu kısmı oturmuştur. Yani anlamışsınızdır nasıl tamlama yaptığımızı ekle düşünürken hangi neye göre düşünüyoruz, hangi mantığa göre ekleri getiriyoruz. Çok ayrıntılı örnekler de yapacağız yine bu derste. Bir daha hatırlatalım. Arkadaşlar, tamlama yaparken birinci grup eklerimiz var, ikinci grup eklerimiz var. Bu tamlayan, tamlanan ekleri. Eğer şimdi dişiler için gidelim. Birinci grup ekinde ilk kelimeyi, birinci kelimeye gelen ek ya A'dır ya Ek'edir ya da Eka da var demiştik. O da oluyor. Yani mesela hevalamın, hevalekemin benim arkadaşım, benim bir arkadaşım ya da arkadaşlarımdan biri. Oradaki hevale getiriyorum. Dişil olan tavank E'dir. V'den E geliyordu. Hatta V onun demek ya dişler için. Oradan E harfi geliyordu. Bu konuyu öğrenmiştik. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bunlar çok temel konular arkadaşlar. Gerçekten böyle defalarca söylüyorum ama yani bizim öğrencimiz de çok zorlanıyor bu konularda. Lütfen o dersleri de izleyin. Öyle gelin bir daha bu derse bakın. Çünkü temellerini attık diye düşünüyorum artık. Şimdi eril için olan vakatandakiler ev ve ekiydi. Eril için olan tavan we'den i geliyordu. Çoğul için olan vakatandakiler yani ilk kelimeye gelen ekler en ya da belirsizlik varsa ne ya da hın işte hın hevalin mi bu şekilde oluyordu bazı arkadaşlarım. İkinci kelimeye gelecek olan büküm ekleri çoğul ise anla yapıyorduk bunu. Bir daha tamlama ilk kısmı şuradaki birinci gruptan geliyor. İkinci kısmı ise şuradaki eklerden meydana geliyor. Örneğin keç, zelal. Keç bir kız. Yani cinsiyeti zaten dişil. O yüzden dişil olan birinci gruptaki ekleri getireceğim. Keça zelal edersem zelalin kızı. Keçeke zelal edersem zelalin bir kızı. Her ikisi de oluyor. Ya da keçen zelal de diyebilirim. Zelalin kızları oluyor o zaman da. Zelal'in diyeceğim ya, ikinci grupta olduğu için ikinci kısımda pozisyon olduğu için ikinci grup ekleri getireceğim. Zelal bir kadın olduğu için buradan mor olanı seçtim. Deriye mali, deri eril dedik. Eril dedik. Şimdi birinci kelime birinci gruptaki ekler. Eril olan e ve eki var. Deriye mali, deri eki mali, evin kapısı, evin bir kapısı ya da deriyen mali, evin kapıları, deriyen mali, evin bazı kapıları hepsi oluyor ama ilk gruptaki eklerden olması gerekiyor. Mal dişil kabul ediliyor. İkinci grupta olduğu, ikinci kelime olduğu için ikinci gruptaki ekleri getireceğim ve dişil olan eki getireceğim. Ah, em hatin hindariye ki. Şimdi arkadaşlar ben mor kısma yazdım tüm kelimeler gelecek olan ekler dişil ekleri. Mavi kısma yazdım gelecek tüm ekler eril ekler. Nel olan ekler. O yüzden burada işiniz çok kolay. Sadece siz kendiniz düşünüp cevap vermeye çalışın. Ben de elimden geldiğince yavaş okuyayım. Seşem B. Seşem salı demek. Neydi? Günlerin isimleri dişil kabul ediyordu. Yani gelecek salı diyeceğim. Nasıl oluşturacağım bu tamlamayı? Seşema B. Hafte demiştik. Haft 7'den geliyor hafta demek. Bori geçmiş. Yani geçen hafta bunu söylüyorum. Bir tamlama oluşturuyorum. Dişil olduğu için hafteya be. Balafır mün. Balafır uçak demek. Benim uçağım diyeceğim. Ne demiştik?
bütün bu ulaşım araçları hep dişil kabul ediliyordu. O zaman balafra mı? Uçağı. Böyle bir sürü uçağınız varsa balafrekemin de diyebiliriz. Ama yine eke, yani dişil için olan ek. Uçaklarımdan biri oluyor o zaman. Huarın te. Senin yemeğin diyeceğim. Mesela huarına te zafoşe. Senin yemeğin çok güzel. Huarın ne dedik? Filler dişil kabul ediliyor. O yüzden hangisini getireceğiz? Huarına de. Kani çeşme demekti. Kevin eski. Ne getireceğiz? Dişil kabul ediliyordu bu böyle isimler. Kanya, Kevin. Kursi sandalye demek. Şikesti kırık demek. Ne demiştik? O büro malzemeleri, kırtasiye malzemeleri hep dişil kabul ediyordu. O yüzden kursi artık cinsiyeti M, yani dişil. O zaman hangi ekiyi getireceğim? Kursiya, şikesti, kırık sandalye. Mevandari ve. Sizin misafirliğiniz diyeceğim. Misafir, mevandari, misafirlik. Sizin misafirliğiniz. Bunu nasıl söyleyeceğim? Mevandariya ve. Ne demiştik? Bu paşkır, yani son, arka ek, son ek alan kelimeler dişil kabul ediliyor artık. Meyvanın cinsiyeti ne olursa olsun. Evet arkadaşlar, şimdi de eriler için devam edelim. Şimdi Ba ve Wi, onun babası diyeceğiz. Baba zaten eril, o yüzden. Ba ve Wi. Çar, avre, sayılar eril kabul ediliyordu. Nisan'ın dördü diyeceğiz. Bakın dikkatinizi çekiyordum değil mi? Nisan'ın dördü. Hani neydi ikincisi? İkinci kelime taban kalıyordu. Ne dedik? Bütün ay isimleri M'dir dedik. Bakın V'den gelen E ile büküm uğramış. Yani ikinci grup eklerinden mor olanı almış. Öyle söyleyelim. Çar için birinci grup eklerinden mavi olan alması gerekiyor. Nisan'ın dördü. Çare avreli. Goşt mrişkan. Tavuk eti diyeceğiz. Pardon. Tavuk eti diyeceğiz. Mrişkan burada çoğul olan büküm ekini almış ikinci gruptaki. Dedik ki hayvanlardan elde edilen ürün eril kabul ediliyor. O zaman goşt mrişkan. Mem ze. Benim altınım diyeceğim. Metaller, cıvahiric metaller eril kabul ediliyor. O zaman nasıl söyleyeceğim? Zere men. Kundir mali. Böyle burada bir mecazi bir anlam var. Evin kabağı, bunun translate hali ama böyle mali derken böyle kendi yetiştirdiğimiz ürünler daha çok böyle fabrikasyon ürünleri olmayan. Bunlar için genelde bir şeyi mali diyoruz yani. Rumi mali falan diyoruz. Gundir mali ne dedi? Bostan ürünleri eril kabul ediliyordu. Gundire mali. Şir çelegan. Koyun, inek sütü diyeceğiz. İneklerin sütü. Yine hayvan ürünleri eril kabul ediliyordu. Şire çelegan. Hıngıv dersi mi? Şehir isimleri dişil kabul ediliyordu. Dişil büküm eki almış. Hingif bir hayvandan elde ettiğimiz bir ürün. Bal demek. Balı nasıl söyleyeceğim? O anlamını nasıl vereceğim? Hingive dersimi. Hindariye ki dün heyet. Şimdi başka bir alıştırma daha var. Çünkü çok iyi oturmasını istiyorum bu konuyu. Bu konunun. Bir daha tablomuz burada yer alıyor. Siz artık tabloya bakıp da söyleyebilirsiniz ama kendini söylemeye çalışın önce. Burada kelimelerin cinsiyetini belirttim hep. Haşt sayı yani eril. Artık eril dişi demeyeyim. Renkleri zaten belli. Siz kendiniz mantığı kurmaya çalışın. Haşt adar. Adarı Mart'ın 8'i diyeceğim. Ne burada? Mavi olduğu için mavi olan ekleri getireceğim. Birinci kelime olduğu için birinci gruptaki ekleri getireceğim. Dişil olduğu için dişil mor renkten seçiyorum sıramı. İkinci grup olduğu için ikinci sıradaki mor rengi seçiyorum. HD Adare. 8 Mart. 8 Mart, Mart'ın 8'i. Yani böyle çok 8 Mart, 1 Mayıs, Kürtçe'de böyle bir kavram yok. Yani böyle tamlamayla oluşturmak zorundayız. Aa, çok önemli bir bilgi daha. Arkadaşlar bu gelen eklerin hepsi bitişik yazılır. Türkçe'de apostrof kavramı yok. Yıla gelse bile. Yıla gelince işte 1995 falan diyoruz ya.
Hazaru nesadu notu bencan de o an bükümeki geliyor ama yine de apostrofla değil. Yani görürseniz bile emin olun yanlış. Gelen ve katandekler de bükümekleri de hep mutlaka bitişik yazılmalı. Ya kitaplarda görürseniz dediğim gibi çok görürsünüz çünkü Türkçeden kalma bir şey bu. Ama yanlış. Yani yanlış da demek istemiyorum ama dil bilimcilerin yani Kürtçe dil araştırmaları yapan kişilerin kabul etmediği bir şey. Ba, hogar. İkisinin de rengini görüyorsunuz. Birinci kelime birinci gruptaki ekler, ikinci kelime ikinci gruptaki ekler gelecek. İkisinin de rengine göre gelecek. Artık vakatandaki benafkrimi ne benafkrimi o belirtili isim tanımlaması mı, belgesiz isim tanımlaması mı siz kendiniz karar verin. Yani dediğim gibi ayrı ayrı derslerde çok fazla mantıklarını anlattık. Ba ve Hogri. Ba ve Hogri. Hal Rojin. Rojin'in dayısı diyeceğiz. Şimdi dayısı Rojin'in Kürtçedeki mantık böyle. Oradaki s ekini veren vakatendekleri, birinci kelime birinci grup ekleri, mavi ise mavi olan kısımdaki ekleri, Rojin kadın ismi. O yüzden ikinci gruptaki kadın ekini geçeceğim. Büküm ekini. Hale Rojine. Bakın ikisi de E ama biri eril vakatendek, biri dişil devan. Aralarındaki fark bu. Bir de arkadaşlar şöyle bir bakayım. Yani bu kelimeleri ezberlemeniz gerekecek. Aslında bunların mantığının nereden geldiğini de öğrendik ama iyi öğrenmeniz gerekiyor şu ekleri. İşinizi kolaylaştıracak başka şeyler düşünüyorum. Yani eğer anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorum olarak yazın. Yani kendiniz tamlama oluşturmaya çalışın. Bir şeyleri Kürtçe yazmaya çalışın. Ancak o şekilde aşabilirsiniz. Tekrar geri dönüp bakarsınız. Dediğim gibi zor bir konu, kolay bir konu değil. Haltik, Aras. Haltik teyze demek. Aras bir erkek ismi. Haltika Arasi. Haltikeke Arasi, hani Aras'ın teyzelerinden biri ya da Aras'ın bir teyzesi de diyebilirsiniz. Haltikeke Arasi. Haleki Rojine. Rojine'nin dayılarından biri ya da Rojine'nin bir dayısı. Bunu da söyleyebilirsiniz. İkisi de doğru. Yani yeter ki birinci grup, birinci kelime birinci gruptaki ek gelsin. Met Lorin. Lorin'in halası diyeceğiz. Meta Lorine. Birinci kelime birinci gruptaki, ikinci kelime ikinci gruptaki ek geldi. Meteke Lorine. Aynı şekilde doğru. Lorin'in bir halası oluyor o zaman da. Mizgeft Tah. İkisinin de cinsiyeti belli. Dişil. Çünkü demiştik ki yer isimleri dişil kabul ediliyor. Buna birinci gruptaki ek gelecek. Buna ikinci gruptaki ek gelecek. Tak mahalle demek. Mahallenin camisi diyoruz burada. Miskefta Tahe. Mahallenin camisi. Peki mahallenin bir camisi ya da camilerinden biri deseydim. Miskefteki Tahe diyecektim o zaman. Mast me. Bizim yoğurdumuz diyeceğim. Hayvan ürünleri zaten eril kabul ediliyordu. Nasıl söyleyeceğim bunu? O zaman eril olan ekleri getireceğim. Masteme. Pırtuk lavuk. Lavuk erkek çocuk demek. Pırtuk kitap demekti. Zaten bunun cinsiyeti doğal olarak eril. Kırtasiye malzemeleri, biro malzemeleri de dişil kabul ediliyordu. O zaman birinciye birinci grup, ikinciye ikinci grup. Pırtuka lavuki. Hevalte Zarok. Şimdi çocukların arkadaşlığı diyeceğiz. Eti ile bitmiş. Arkaik kalmış. O yüzden dişil kabul ediliyor. Dişil ekleri getireceğim. Dişil ekleri getireceğim. Burada da çocukların arkadaşlığı. Yani bunu böyle söylemem daha mantıklı. O yüzden çoğul olan eki getireceğim. İkinci gruptan çoğul olan eki. Hevaltia Zarokan. Çocukların arkadaşlığı. Hatinte. Fiiller neydi? Dişil kabul ediyordu. O yüzden dişil olan birinci gruptaki ekleri getireceğim. Hatına de senin gelişim. Burada arkadaşlar şimdi tamlama yaparken dedik ya ilki vekatendek ikincisi tavan kalıyor. Bakın burada zaten cinafken tavan değil. Yani bükümlü zamirleri kullandım. Buradan da görebilirsiniz o tavan kullanıldığının. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şu slide'da şu pardon. Bir de arkadaşlar mesela şey diyoruz. Huarına hoş. Yani güzel yemek. Oradaki hoş büküme uğramıyor sıfat olduğu için.
Bunu tam bir sonraki derste çok ayrıntılı göreceğiz. Bütün sıfatları öğreneceğiz. Ve onlarla nasıl tanımlama yapıyor sıfat tanımlamaları bunları öğreneceğiz. Evet, şimdi de peyvenvane bir sürü var. Ben bunları tekrar ettim. Bir daha etmeyeyim. Ben Kürtçesini tekrar edeyim. Siz de telaffuzunuza dikkat edip Kürtçelerini söyleyin. Belihevano ezi kurdiyavan beşim unşi bala hobidin bilekrinam min u piştimin dubare bikin. Serennav. Hevenav. Jihaber. Raghandin. Jibili, Amur, Navder, Leker, Paşkır, Peşkır, Navgır. Arkadaşlar, şunlar hakkında bir bilgi vereyim. Paşkır arka ek, zaten paştan geliyor arka, yani kelimenin sonuna gelen ek. Peşkır, peş, ön demekti, yani kelimenin önüne gelen ek. Navgır, nav. Mesela orta demekti, ara, orta, iç, arasına gelen, kelimenin arasına gelen ek. Bir de bu navder olacak, navder değil, navder. Gış, bunun Türkçesini söyledik mi bilmiyorum. Gış, hepsi, tümü. Şımar, nav, sayı. Ber, ürün demekti. Seval. Bu bilemeyeceklerinizi tekrar ediyorum. Seval neydi? Söylemiştik birlikte Türkçesini bulmuştuk. Hayvanlar ama besi hayvanları. Heh, onlar. Bist bostan demekti. Karge Havş Der Mizgeft Mal Arabe Froke Keşti Duçerhe, heyv, sterk, zipik, pınar, meviş, hoh, pivaz, kartol, tengav, gani, herim, parzemin. Parzemin kıta demekti, derya, okyanus demek. Def, blur, bir. Arkadaşlar bir kuyu demek. Bir de bunu biz, bunu Türkçe nasıl çeviriyoruz? Biz hafıza olarak da kullanıyoruz. Mesela naye biramın aklıma gelmiyor. Nehat biramın aklıma gelmedi. Yani o hafıza olarak tuttuğumuz şeyde bir diyoruz. Goşt, mrişk. Hıngıv, hıngıv değil sadece hıngıv. Şir, balafır, zir, ziv, hesin, zebeş, kundır, kıti. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Burada ben hep bunu koyuyorum, ferhenk sözlük demek Türkçe'de. Onu da öğrenmiş oldum eğer bilmiyorsanız. Bu konuları iyi tekrar edin arkadaşlar. Mutlaka not tutun ve anlamadığınız bir şey olursa dediğim gibi sorabilirsiniz videoların altında yorum olarak. Kendinize dikkat edin. Tevalin heja bu khatri ve nafkoşi edin.